Evet, merhaba arkadaşlar. Ligimiz başladı. Evet, herkese hayırlı uğurlu olsun. Hakemlerin değil, sağda alın teri akıtan futbolcuların dediğinin olduğu bir lig olması ümidiyle. Öncelikle yeni takımlarımızdan İstanbulspor'a hoş geldin diyelim. Bu akşam açılışı yaptılar Trabzonspor'la. Ve geçen seneki şampiyonumuz Trabzonspor'u da bir kez daha kutlayalım bu vesileyle. Maçta öncelikle memnuniyetle söyleyeyim ki hakem konusunda bir iki ufak olay dışında tartışılacak bir şey yok ki Arda kardeşler, kardeşi Erce Trabzonspor'da oynadığı için daha önce Trabzonspor maçlarına çıkamıyordu. Kardeşi Hatay'a transfer olunca Arda kardeşler de Trabzonspor maçı yönetmiş oldu. Ona da hayırlı olsun diyelim. Nasıl bir maç oldu? Öncelikle bugünkü maçı değerlendirirken Trabzonspor'un biraz daha yorgun olduğunu, Avrupa maçları mesaisi nedeniyle, İstanbulspor'un da ligin acemesi olduğu için tecrübesiz olduğunu unutmayalım. Elbette İstanbul'un nemini, ki bu şartlarda olimpiyat stadında oynamak nispeten avantajdır. Nem her yerde var. Eyvallah. Fakat orada en azından bir rüzgar var. Nemi daha az hissetmesini sağlayabilir oyuncuların. Nasıl bir maç oldu? Uzatmadan oraya gelelim. İlk yarıda aslında Trabzonspor oyunun tamamen hakimiydi. İstediği gibi oynadı. Maçı istediği şekilde yönetti ve İstanbulspor deyim yerindeyse bir pozisyon dışında seyretti. Pek tepki koyamadı. Ne orta sahada ne savunmada ne ön tarafta pek bir şey yapamadı ama savunmada direndiğini söyleyebiliriz. Yediği gole rağmen. İkinci yarıda İstanbulspor'un yaptığı değişiklikler, bir defa onların notlarıma bakayım. Abazaç çıktı, Oğuzhan çıktı, Ferhat Yazgan çıktı. Yerlerine Patrick Herbert, Miray Bagis ve Muammer Sarıkaya girdi ki bu değişiklikler bana göre İstanbulspor'u daha dinamik, daha mücadeleci bir takım haline getirdi. Buna karşılık Trabzonspor'da da bir yorgunluk görüntüsü baş gösterdi. Maçın genelinde Siopis'in çevik kuvvet gibi her tarafa yetişmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Eren Elmalı ilk yarıdaki performansıyla bir sol bekin sol bekten fazla olması halinde neler yapabileceğini gösterdi. Bir ara 60 metre top sürdü. Belki daha fazla. Doğru pozisyon alabilse iyi bir pas da verebilir. Şut da atabilirdi. Ama oraya kadar o götürme şekli de çok güzeldi. Trabzonspor'da dikkat çeken oyunculardan biriydi. Abdülkadir Ömür ilk yarıda aldığı bir topu çok önüne de zor topu önüne iyi almasına rağmen bence sonrasındaki patlama yapamamasından dolayı. Topu aldıktan sonra başlamasından sonra topu bir adım önüne atıp daha hızlı koşması gerekirken topla birlikte daha kısa adımlarla koşunca yakalandı rakibe ve çok net pozisyon harcadı. Onun dışında maç içinde dönem dönem iyi şeyler yaptı ama bundan çok daha iyisini yapabilecek bir oyuncu olduğunu unutmayalım. Bakasetas ona keza bir var bir yok. İlk yarıda çok etkili bir Cornelius vardı. Neredeyse gelen bütün hava toplarını aldı. Hem sağa sola indirdi hem bir gol attı. İstanbulspor'un ikinci bölümde, ikinci yarının büyük bölümünde aslında, belki 40 dakika diyeceğim ama büyük bölümünde çok da etkili olduğunu söyleyebilirim. Orada kaçırdıkları ya da Uğurcan'ın kurtardığı goller de var. O nedenle gol pozisyonları da var. O nedenle İstanbulspor o dönemde bir gol bulsa Trabzonspor böyle net bir skorla başlamayabilir. Belki de puan da kaybedebilirdi. Fakat İstanbulspor'un çok eksiği var. Tecrübe eksiğiyle beraber takımı da bence henüz lige hazır değil. Trabzonspor yorgun olmasa ya da bu maç Trabzon'da olsa seyirci her ne kadar burada tribünü doldursa da iç sahadaki seyirci avantajı başka bir şeydir. Deplasmanda gelen seyirciniz başka bir şeydir. Bir de stadın kompaktlığı var. Orada daha büyük bir şaşkınlık yaşayabilirlerdi. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Ciddi bir hakem hatasının olmadığı en azından bana göre yok. İstanbulspor'un bir 35-40 dakika ikinci yarıda direnmeye çalıştı. Onun dışında maçın istediği gibi kontrol eden bir Trabzonspor izledik. İki duran top, iki gol.
Cornelius'un attığı golde bazı mesajlar gördüm sosyal medyada. Acaba rakibe yüklenmesi faul mu değil mi arkadaşlar? Havadan yere düşerken rakibin üzerine düşmek başka bir şey. Rakibin üzerine basarak yukarıya çıkmak başka bir şey. İkisi aynı şey değil. Orada bana göre temiz. Tam kafada vuramadı. Galiba boynun üzeri ya da omuzla vurdu Cornelius. Ama sonucunda kilidi açtı. Ve Trabzonspor bugün iki duran toptan buldu. İki golle maçı kazandı. Kutluyoruz. Kip Market sponsorluğunda arkadaşlar cuma, cumartesi, pazar günleri, pazartesi günleri dört büyüklerin maçlarında maçların hemen ardından pozisyon ve maç yorumumuz olacak. Turgay Demir TV'yi takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere.